sevsin, Allah onu sevsin. Allah'ın sevdiği konuşur. Arkadaşlar, öncelikle buraya gelişimizde yaşadığımız sorunlar da ülkedeki durumu ve aslında böylesi bir zamanda nelerle karşı karşıya kaldığımızı açıkça göstermekte. Bunu şunun için söylüyorum, açıklamamız biraz uzun. Yani Türkiye'de yaşanan hak ihlallerinin fazla olması tabii ki bu durumu ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla hem sabrınızı dileyeceğim, açıklamamızın biraz uzun olduğunu da belirtmiş olayım bu vesileyle. Basına ve kamuoyuna. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul ve ilanının 74. yıl dönümündeyiz. 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen Evrensel Bildirgenin başlangıç bölümünde insanlık ailesinin bütün üyeleri için eşit, bölünemez ve devredilmez hakların tanınmasının dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temelli olduğu, eğer hakları korunamıyor ise herkesin zulüm ve baskıya karşı son çare olarak direnme hakkına başvurmak zorunda kalabileceği belirtilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde belirtildiği gibi barış, adalet, eşitlik, özgürlük ve insan onurunun korunmasını ve bu hakların korunması ve güvence altına alınması amacıyla hak, hukuk mücadelesine devam ederek haklarımıza sahip çıkıyoruz. Birleşmiş Milletler, 2. Dünya Savaşı'nın yol açtığı ağır insani yıkımın bir daha asla yaşanmaması için barış, insan hakları ve demokrasi ideallerine dayalı uluslararası bir sistem oluşturma hedefiyle inşa edilmiştir. Ancak Evrensel Bildirge'de yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzen hala kurulmamıştır. Devletlerin demokrasi ve hukuk taahhüdünden giderek uzaklaşmaları, insanlığın en önemli kazananlarından birisi olan insan haklarının hem bir referans sistemi hem de bir denetim mekanizması olarak zayıflamasına yol açmıştır. İnsan haklarıyla insandır. İnsan haklarıyla insandır. İnsan Türkiye'de de tüm yoğunluğu ve ağırlığı ile hak ihlalleri yaşanmaktadır. Ülke 2016 yılından bu yana önce doğrudan 19 Temmuz 2018 tarihinden itibaren de resmen kaldırıldığı söylense de yapılan pek çok düzenleme ile sürekli kazandırılan bir OHA rejimiyle yönetilmektedir. Bu durum siyasal iktidarın gücünü sınırlandıran anayasacılık ilkesinin terk edilmesine, böylece hem hukukun hem de kurumların baskıcı rejimin birer aracı haline getirerek keyfiyetin ve bilhassa da belirsizliğin kamusal alana hakim kılınmasına yol açmıştır. Türkiye'yi yönetenlerin hayatın tüm alanlarında özgürlükçü uygulamalardan kaçışı, insan hak ve özgürlüklerin uygulanamaz ve kullanılamaz hale getirilerek hayatın her alanında insanların yaşamlarını çekilmez hale getirmiştir. Akıl almaz bir şekilde sürdürülen güvenlikçi politikaların etkisiyle ülkenin temel sorunlarının giderek daha da ağırlaştığı, diğer yandan kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının ortadan kalktığı, seçme ve seçilme hakkının ortadan kaldıran kayyum uygulamalarının sürdürüldüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlevsiz hale getirildiği, tüm siyasal gücün tek elde toplandığı koşullarda otoriter uygulamalar, siyasal iktidar açısından insan haklarına dayalı bir rejim fikrinden topyekin uzaklaşmanın bir aracı haline gelmiştir. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet!
Siyasal iktidar ülkenin tüm meselelerini güvenlik ve beka sorunu olarak göstererek toplumu kutuplaştırmış, çatışma ve savaşı tek yöntem olarak benimsediğinden 2022 yılında da ülkede yüksek sayılarda yaşam hakkı ihlali yaşanmıştır. Çok farklı toplumsal kesimlerden insanlar ya doğrudan koluk üşenin şiddeti ya da devletin önleme ve koruma yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen şiddet neticesinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Evrensel hukukun mutlak olarak yasaklanmasına ve insanlığa karşı bir suç olma vasfına rağmen işkence olgusu 2022 yılında da Türkiye'nin en başat insan hakları sorunu olmuştur. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. Resmi gözaltı merkezlerinin yanı sıra kolluk güçlerinin barışçıl toplanma ve gösterilere müdahalesi sırasında sokak ve açık alanlarda ya da ev ve iş yeri gibi mekanlarda, yani resmi olmayan gözaltı yerlerinde ve gözaltı dışındaki ortamlarda yaşanan işkence ve diğer kötü muamele uygulamaları yeni bir boyut ve yoğunluk kazanmıştır. Siyasal iktidarın baskı ve kontrole dayalı yönetme tarzı sonucunda günümüzde tüm ülke adeta işkence mekanı haline gelmiştir. İfade özgürlüğünün korunması ve etkin kullanımı demokratik bir toplumun can damarlarından birini oluşturur. Siyasal iktidar düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasını polis şiddeti mahkemeler vasıtasıyla kullanılamaz hale getirmiştir. Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı kimyasal silah kullandığı iddialarının kimden geldiğine bakmaksızın bir hak savunucusu olarak evrensel ilkeye uygun davranmış ve hakikati açığa çıkarmak için bu iddiaların bağımsız heyetlerce bilimsel yöntemlerle ve titizlikle incelenmesi gerektiğini söyleyerek ifade özgürlüğünü kullandığı halde tutuklanmıştır. Şebnem Korur Fincancı onurumuzdur. Şebnem Korur Fincancı onurumuzdur. Shut up!